Sıkıntı büyük, derdimiz büyük. Şimdi çalışmalar ise, çalışmalara baktığımızda gerçekten canhıraşane, cansiperane bir faaliyet var. Evet, bu yeterli mi? Ne kadar çalışılırsa çalışılsın, yeterli demek mümkün değildir. Tam tekmil ulaştık demek mümkün değildir. Çünkü bugün de ulaşılanlar var, yarın da ulaşılanlar olacak, önüne varılanlar. Şöyle düşünelim, bir binayı ele aldığı zaman bir ekip 3 gün orada bekliyor. 4 gün orada çalışmak zorunda kalıyor. Hani yarım saat birini halledip yarım saat diğerine gidemiyor. Böyle yarımşar saatlik bir anda her birine ulaşmak gibi bir şansları yok. Bir ekip bir binayı aldığı zaman orada 3 gün, 4 gün faaliyette bulunuyor. Yetmiyor. O bile yetmiyor. Yani kat kat binalar, 10 kat binalar, 40 daireli binalar, 8 kat binalar, 12 kat binalar, çoğu 5 kat, yani hepsi hemen hemen neredeyse çok katlı binalar. Köylere ulaşamadık, kasabalarda böyle. Buna rağmen AFAD ekipleri, jandarma ekipleri, polis ekipleri, itfaiye ekipleri, bir taraftan madenciler, STK'lar, yani canhıraşane bir çalışmanın içerisindeler. Hepsi eli öpülecek adamlar. Uyku uyumuyorlar 24 saat. Kaç gündür çalışıyorlar. Gerçekten zorlu bir süreç. Bir kişi çıktığında biz gözyaşlarımıza engel olamıyoruz. Gözyaşlarıyla izliyoruz. Kolay değil sevgili dostlar. Binlerce, on binlerce insanın etkilendiği, üç vilayetimizin çok büyük hasarlar gördüğü, on vilayetimizin ciddi olarak etkilendiği, onlarca kazanın etkilendiği köylere ise söyleyemiyoruz. Gerçi ben aradım birkaç köydeki dostlarımızı. Genelde hasar var ama can kaybı yok gibi dediler. Yani işte tek katlı, iki katlı evler olunca en azından insanlar hemen canını dışarıya atabiliyor. Bunu görebiliyoruz. Ama 15 katlı bir bina, 12 katlı bir bina, 10 katlı, 5 katlı. İnsanlar çıkayım dese en tehlikeli yer merdivenlerde gidiyor. Yıkımı büyük. 7,7, hemen akabinde 7,6. Böyle çift deprem bilmiyoruz. Hani var mı diye insanlar birbirine soruyor. Orada burada bakıyor. İşin yetkilileri de olabilir diyor. Şurada oldu demiyor. Demek ki bildiğimiz böyle bir şey ki Cumhuriyet döneminde görmedik. Osmanlı döneminde artçıları yazıyorlar hep. Yani aynı şiddette ikinci bir büyük deprem. Yok. Bu depremde neticede insanlar belki biraz daha sağlam diye evlerinden çıkmayınca onları da vurdu. Yıkımı ikiye katladı. Yani birinci yıktı, ikincisi de yıkımı ikiye katladı. Sallananlar zaten yıkıldı. Belki onlarda insan yoktu. Ama göremedikleri yerlerde, kolonlarda, altta eksiklikler varken bir noktadan pek çok bina daha enkaz yığını haline geldi. Dolayısıyla zor bir süreç. Şimdi burada tek bir iş yok sevgili dostlar. Yani hani ekipler sadece işte evet en önemli nokta insan kurtarma, canları kurtarma. %90 herkes orada. Fakat dışarıda çoluk, çocuk, yaşlı, genç bunların barınması önemli. Gece, hadi bir gece sokakta geçirelim. Sokakta gezelim, İstanbul'da gezelim bir gece. Dolaşalım. Gömlekle, ceketle. Hadi buyurun. Zor iş. Canlarını dışarı attılar. Şimdi bunların çadırı lazım, ısınması lazım. Elektriği yok, doğalgazı yok, suyu yok. Bunlara yardımların gitmesi lazım. En erken giden yardım birinci gün akşamı, ikinci gün ulaştı. İkinci gün ulaştı yardımlar. Bunlar toparlanacak, milletimiz seferber oldu. Ama oraya varması, o yollara aşması, dağ yollarından geçtiler. Ana yollarda çoğu yerde sıkıntılar oluştu. Bazı yerde olmasa da. Tuvalet ihtiyacı, yani insanlar nereye? Bakın en basit bir mesele. Tuvalet ihtiyacı insanların derdi. Derdi yani bunlar. Şebeke suyu içemiyorsun, sular bulacaksın, çocuğu, yaşlısını bul şey edeceksin. Oradaki hastaları
ağır hastalar var, sıkıntılı hastalar var. Bunları hastanelere sevk edeceksin. Yeme içme işlerini organize edeceksin. Evet, organize eksik olabilir, eksik. Her şeyde eksik bulunabilir bugün. Fakat samimiyetle bir çalışmayı görüyoruz. Bir organizeyi, ciddi manada bir organizenin yapıldığının farkındayız. Eksiklik böyle bir şeyde, şunu herkes kabul ediyor. Ben bazı takip ediyorum orada. Hani böyle havayı konuşan değil, oraya maksatlı gitmiş değil, ne oluyor burada diye gezen değil. Fakat hangi basın mensubu olursa olsun, orada hadisenin yerini inceleyenler, gezenler bir defa dehşete düşüyor hadisenin büyüklüğü karşısında. Böyle bir şeye anında tam manasıyla müdahale edebilmek öyle kolay bir şey değil. Bunu herkes söylüyor, anlatıyor orada. Evet, bazıları göstermemek istiyor olabilir. Bu tipleri de rastlıyoruz, görüyoruz. Yani niye göstermemek ister? O da yanlış. O da yanlış, çünkü oraya hemen belki bir ekip gönderilecek, belki bir ekip ulaşacak. Fakat çok daha kötüsü yine yalan haberlerle ortalığa başka bir şekil vermek. Oradaki insanların moralini bozar. Gerçekten orada çalışanlar birer kahraman, birer yiğit. Ne derseniz deyin, asıl kahraman onlar. Gecesini gündüze kattılar, o soğukta, o felaket noktasında 24 saat, 30 saat uyumadan çalışanlar var. Allah onlardan razı olsun. Çok dua etmemiz lazım. Hummalı bir çalışma, giyim. Bugün mesela insanlar, hadi hazırlık yapalım şuradan. Bir tır hazırlığı bir gün sürüyor arkadaşlar, bir tırı. Vatandaşlar geliyor, belediyeler öylesine çalışmalar yapıyor. Ben de içlerindeyim çoğunun. Bakıyoruz bir tırın hazırlanması, eşyalar toplanacak. O eşyalar şeylere konulacak. İşte bir takım poşetlere uygun konulacak. Tır gelecek, tıra yüklenecek. Bir gün bir tırı yüklüyorsunuz. O tırın oraya varması, onun dağıtımı, elbette bu devam edecek. Bugün en önemli husus yardımlaşma.